Yıl Silver'de kalmayı planlıyorum. Ben bu stüdyoya bir buçuk sene önce taşınmıştım. Geçen seneki genel tekrarlarımızı, full tekrarlarımızı aynı bu zaman bu stüdyoda yapmıştık. Ve zaman o kadar hızlı geçiyor ki, şöyle geri dönüp bakıyorum. O zamanlar 300 bin abonelerdeydim herhalde. Şimdi 730 bin abonelere gelmişim. Şöyle gençler, geri dönüp baktığınızda pişman olmayacağınız işlerde çalışın. Geri dönüp baktığınızda pişman olmayacağınız şekilde ilerleyin. Ben bugün geri dönüp baktığımda hiçbir zaman pişman değilim. Değil. Bugün geri dönüp 3 yıllık serüvenime bakıyorum. Bugün 730 bin aboneyim ama biliyorum ben 3 yıldır sıfırdan çalışmaya başladım. 3 yıldır dibine kadar çalıştım ve bugün önümüzdeki sene 1 milyona ulaşacağım. Hedefime ulaşıp karavanımı alıp gezmelere başlayacağım inşallah. Ana hedefime ulaşmış olacağım. Söyleyebileceğim sadece şu var size. Şimdi sınava gireceksiniz. Bir şeyi gerçekten istiyorsanız, bir şey için gerçekten isteyip, severek çalışıyorsanız ve mücadele ediyorsanız o şeye ulaşırsınız. Bunun en en küçük örneğini ben kendim olarak göstereyim size. Gidin benim ikinci kanalım var RoteJK'ya bakın. RoteJK kanalında yeşil duvarlı şeylerimi görebilirsiniz. Hatta bırakın onu bu kanalda ilk genel tekrar canlı yanlarımı 2-3 sene önce yeşil duvarlı böyle işte bir laptopum var onun üzerinde bir canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Öyle yaptım ilk genel tekrarlarımı. Sonra bu stüdyoya geldim. Bakın bu stüdyodan sonra çok daha kaliteli bir stüdyoya geçeceğim. Çok manyak bir stüdyo yapacağım kendime. Görürsünüz bir, bir ay sonra görürsünüz videolarını. Gelin gitmeyin kanaldan görürsünüz. Bakın gelişim aşamalarıma bakın. 3 sene önce küçücük yeşil duvardan başladığımda hiçbir şeyim yok. Sıfırdım. Kimse beni tanımıyordu. Oturdum. 1 sene hiç büyümedi kanalı. Bakın 1 sene hiç kazanmadım, hiç büyümedi kanalı. Ama durmadan devam et. Yavaş yavaş da olsa, emekleyerek de olsa. Bazen koşarsınız böyle süreçlerde, bazen emeklersiniz. Ama hep ilerlersiniz. Hep ilerlerseniz kazanırsınız. Emekleyerek de olsa ilerledim. Bugün geldiğim nokta burası. Bundan göreceksiniz. 2 sene, 3 sene sonra benim kanalımı en az 5 milyon aboneliğe sahip bir kanal olarak göreceksiniz. Neden? Çünkü ben şunu biliyorum. Beni kimse durduramaz. Beni ancak kendim durdurabilirim. Ben ne zaman bıktım artık dersem o zaman biter. Ve ben çok hırslı bir insanım. 2 yıl, 3 yıl sonra beni 5 milyon olarak göreceksiniz. Ve o zaman şunu bir daha söyleyeceğim size. İnsan neyi istiyorsa, gerçekten istiyorsa ve o gerçekten istediği şeyi yatarak değil ama gerçekten onun içinde mücadele ediyorsa istediği her şeye ulaşır. Bunun en küçük örneğini kendim olarak bütün yaşam mücadele Size siz görebilirsiniz kanalda. Çoğunuz da buna şahitsinizdir zaten. 3 sene sonra bambaşka bir yerde olacağız. Şunu unutmayın gençler. Sınavlar gelip geçicidir. Her şey, bütün hayattaki her şey gelip geçicidir. Çok kötü şeyler yaşayabilirsiniz. Biz de yaşadık çok kötü şeyler. Hatta benim YouTube'a başlamamın nedeni çok çok kötü. Hayatımın bitti dediğim noktasında başladım ben YouTube. Yani öyle e, keyif içerisinde başlamadım. Yani hayatım bitti dediğim bir noktada. Sıfıra düştüğüm bir noktada değil. Sıfıra değil, eksilere düştüğüm bir noktada başladım. Boşandım, bir sürü şeyler yaşadım. Sıfır sıfıra düştüm sıfıra değil eksilere düştüm ama o herkesin bu bitti dediği yerden bakın herkesin net söylüyor çevremdeki herkesin bu bitti dediği yerden şöyle yap, bir hafta oturdum düşündüm kalktım kalktım ve herkesin bitti dediği yerden bugün geldiğim noktayı gösteriyoruz ve bütün süreci kanallarda kanalımda görebilirsiniz canlı yayınlarından bütün süreçlerini kalitesiz her şeyden şu bugünkü kalitesine bir sonraki kalitesine kadar İnsan isterse her şeyi başarır başınıza çok kötü şeyler gelebilir. Önemli olan o kötü şeylerden ders çıkartıp bakış açınızı değiştirip başka tarafa bakabilmek. O kötü şeyler sizi başarısız yapmaz. Kimi başarısız yapar o kötü şeyler? Gerçekten olayın farkında olmayanları başarısız yapar. Ben hiçbir zaman başarısız olmadım. Hiçbir zaman da başarısız olmayacağım. Hocam çok egolu bir şey değil mi? Hayır. Hiçbir zaman başarısız olmadım. O başarısızlık diye görünen şeylerden ben öğrendim. Ben hiçbir zaman kaybetmedim. Her zaman öğrendim. Başarısız olmadım. Her zaman o düşmelerden öğrendim öğrendim ve bugün buradaysam o öğrendiklerim sayesinde. Düşmeler size bir ders verir. Düşmeler sizi eğitir. Önemli olan oradan öğrenebileceğiniz derslerdir. Bakış açılarıdır. Ayağa kalkıp öğrendiklerinizi geleceğe taşıyabilmektir. Ayağa kalk. Sınavınız nasıl geçerse geçsin. Önemli değil gençler. Nereden biliyorsunuz kötü bile geçse? Bu sizin için iyi bir şey belki. Nereden biliyorsun? Bilemezsin. Benim çok kötü dediğim bütün hayatımdaki önemli noktalar aslında dönüp baktığımda çok da güzel şeylermiş. İyi ki de yaşanmışlar dedi. Bana yayınlar bana yüzde bir buçuk teklif ettiler telif olarak. Ben gittim bu ne ya dedim. Çok kötüydü benim için o zaman. Para kazanamıyordum, param yoktu. Bir buçuk teklif ettiler bana. Çok kötüydü baktığım zaman. Ne yaptım? Bakış açımı değiştirdim. Tamam lan dedim. Bana bir buçuk mu veriyorsun? Ben kendi kitabımı hiç kitap çıkartmayacaktım. Mecbur kaldım kendi kitabımı çıkarttım. Ne oldu? Para kazandım. Çok kötü görünüyordu o zaman o. Ama bana başka kapılar açtı. Boşandım. Çok kötü görünüyordu. Bana başka kapılar açtı. Çok kötü görünen ne yaşadıysam hayatımda. Bu çok kötü görünen şey aslında Yunan sana çok güzel kapılar açabilir. Dikkatli. Bakış açını değiştir dedim. Bakış açımı değiştirdim ve her zaman güzel bir kapıya dönüştürdüm bunu. Bilemezsiniz. Sınavınız iyi ya da kötü geçer. Bir şey demiyorum. Bunu kafanıza takmayın. Sınavınız kötü bile geçse nereden biliyorsun senin için daha güzel bir kapıyı açmadığını? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Bilemezsin. Belki normalde bu sınav iyi geçse dandik bir üniversiteye, dandik bir bölüme gidecekken, belki bir sene daha hazırlansan çok kaliteli, üst düzey bir bölüme gideceksin. Nereden biliyorsun? Bilemezsin. Sen yapacağın tek şey, sınavında yapman gereken çalışmayı yaptın. Bütün üzerinde düşen yükleri yaptın mı? Yaptı. Gerisini Allah'a bırakacağız. Kötü de geçse, iyi de geçse kaybetmeyeceksin. İyi geçerse kazandın, kötü geçerse ders almayı bileceksin. Ders alıp öğreneceksin, öğrendiklerinle devam etmeye başlayacaksın. Bakış açısı her şeydir gençler. Bakış açınızı doğru yaparsanız hayatınızda hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Şimdi.